Arkadaşlar bu soruda bir Px polinomundan bahsetmiş. Yukarıda görmüş olduğunuz gibi. P de x artı 2'nin de bir polinom olduğunu söylemiş. Px polinomun x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Bölümünden kalanını soruyorsa biz x eksi 1'imizi ne yapıyorduk? Sıfıra eşitleyince hocam bu adam x yerine götür 1 yaz demekti. Götür yerine yazdım. 1 yazarsam bize neyi soruyor hocam sorumuz? Şöyle yazayım. P de 1'in kaç olduğunu soruyor. 1'i yerine yazdım. Şimdi yukarıda P'ye de 1 elde etmeye çalışıyorum. Hocam P'ye de şurada 1'i elde etmek için x yerine ne yazmam lazım? Eksi 1. Ama ben x yerine eksi 1 yazarsam görmüş olduğunuz gibi burası 0 oluyor. Dolayısıyla Px polinomum tamamı yok oluyor. Px polinomu yok olduğu için de P'ye bağlı bir değer bulamıyorum. Hocam bu ne demekti? Eğer Px polinomum yok oluyorsa demek ki ben şuradaki x artı 1'den kurtulacağım. Yani x artı 1'imizi görmüş olduğunuz gibi x küp eksi 2x eksi 1 ile sadeleştireceğim. Hocam sadeleştirme de yapamıyorum. Daha doğrusu x küp eksi 2 x eksi 1 çarpanlarını ayıramıyorum. Onu ayıramıyorsak ne yapacağız? Polinom bölmesi yazacağız. Ben şu şekilde hazırladım. Biz x küp eksi 2 x eksi 1'i x artı 1'e böleceğiz hocam. X artı 1'e bölersek hocam ne kalıyormuş? X kare eksi 1 değerini elde ediyormuşuz. Yani hocam ben şu arkadaşları her iki tarafı x artı 1'e böldüm. Benim P'de x artı 2 dediğim değer ne çıkmış? Tekrar gösteriyorum bu kısmı. X kare eksi x eksi 1 gelmiş. Şu yani hocam sadeleştirince bu geldi. Yani şu arkadaşı x artı 1'e böldüm her iki tarafı. P'de x artı 2 de bu geldi. Bana P'de 1'i soruyordu. P'de 1 olması x yerine götürdüm. Eksi 1 yazdım. Hocam burası eksi 1'imizin karesi eksi eksi 1 eksi 1. O da ne geldi? Eksi 1'in karesi artı 1. Eksi eksiden dolayı yine artı 1. Burada eksi 1 değeri vardı. Eksi 1 artı 1'i götürdü. P'de birimizde ne geldi görmüş olduğunuz gibi? P'de birimizde 1 olarak bulundu arkadaşlar.